Tüm bunları sadece nüfusu Müslüman bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak söylemiyorum. Aynı zamanda 5 asır önce Engizisyon zulmüne maruz kalan Musevilere kapısını açmış, 4 asır boyunca İbrahim Halilullah düsturuyla Kudüs'ü Şerif'e hizmet etmiş bir milletin evladı olarak ifade ediyorum. Mevcut İsrail yönetiminin sorumsuz, pervasız ve acımasız politikalarının tüm dünyada antisemitizmi körüklediğini görüyor, bundan rahatsız oluyor, insanlık adına gerçekten endişe duyuyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, daha fazla çocuk kadın ölmeden, daha fazla gözyaşı akmadan bölgemiz çok daha büyük tehditlerle karşı karşıya kalmadan bir an önce Gazze'deki katliamı durdurmamız gerektiğinin altını burada tekrar ifade etmek istiyorum. Değerli dostlarım, mevcut tehditler karşısında etkin küresel yönetişim, etkin işbirliği ve dayanışma dünyamızın geleceği bakımından belirleyici olacaktır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesi de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bu hedefleri Ulusal Kalkınma Plan, strateji ve vizyonumuzun ana unsurlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Bununla yetinmiyor, hedeflere ulaşmak için uluslararası çabalarda en ön saflarda yer alıyoruz. Ancak bu konuda da uluslararası toplum ne yazık ki başarılı bir sınav veremiyor. 2030 itibariyle sıfır açlığa ulaşma hedefinden giderek uzaklaşılmaktadır. Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kalkınma için yeşil dönüşümün gerekliliğini gün geçtikçe daha net görebiliyoruz. Ortak yuvamız olan dünyamızı çevre felaketlerinden, atık krizinden korumak da hepimizin sorumluluğudur. Aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP28 Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne bu bilinçle katkı verdik. Türkiye olarak belirlediğimiz 2053 yılı itibariyle net sıfır emisyon hedefimiz ve eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılarak yürütülen sıfır atık projesiyle bu alandaki mesuliyetimizi yerine getiriyoruz. 2026 yılında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği için adaylığımızı açıkladık. Sizlerin de adaylığımızı destekleyeceğinizden şüphe duymuyorum. Değerli kardeşlerim, yapay zeka gibi çığır açan teknolojiler çalışma hayatında ekonomiye, bilgiye erişimden uluslararası siyasete her alanı dönüştürüyor. Türkiye olarak dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan yararlanırken beraberinde getirdiği riskleri de başarıyla yönetmenin çabası içindeyiz. Adımlarımızı Dijital Türkiye vizyonu temelinde atmaktayız. Teknoparkları yaygınlaştırarak, üniversite sanayi işbirliğini destekleyerek, ARGE çalışmalarını, bilimsel faaliyetleri, genç girişimcileri teşvik ederek ülkemizde güçlü bir yenilikçilik ekosistemi kurduk. Yenilikçiliğin mimarı ve taşıyıcısı olan Teknofest gençliğinin yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Elektronik devlet kapısıyla 65 milyona yakın kullanıcının 8 bine yakın kamu hizmetine ulaşmasını sağlıyoruz. Oluşturmakta olduğumuz Türkiye Dijital Devlet Stratejisi'yle de devletin dijitalleşmesi için ana yol haritasını belirlemiş olacağız. Yapay zekanın gayri safi yurt içi hasılaya katkısını %5'e, bu alandaki istihdamı ise 50 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz.
Birleşik Arap Emirlikleri dahil Körfez ülkelerinin dijital dönüşüm, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında gerçekleştirdikleri hamleleri de takip ediyoruz. Bu alanlarda işbirliği ve ortaklıklarımızı geliştirmemizde fayda görüyoruz. Kıymetli dostlarım, Türkiye'nin uluslararası barışın teorisine ve pratiğine katkısını pekiştirmek misyonuyla hayata geçirdiğimiz Antalya Diplomasi Forumu'nun üçüncüsünü 1 ila 3 Mart tarihlerinde düzenleyeceğiz. Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak temasıyla gerçekleştireceğimiz forum vesilesiyle sizleri turizmimizin başkenti Antalya'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyacağız. Dünya Hükümetler Zirvesi'nin başarıyla icra edilmesinde emeği geçen emirliklerdeki tüm kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Zirvenin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi şahsım ve milletim adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.